Peygamber aleyhissalatü vesselam'a vahiy geldiği zaman Arabistan olarak düşün. Arabistan 50 derece, 40-50 derece, 60'a kadar çıkıyan bir yerde. Vahiy geldiği zaman eve ne dedi? Örtün beni. Örttüler tekrar örtün. Örtün niye üşüyor o sıcakta? Şimdi Allah'ın ikramından bir tanesini paylaşıyorum. Şimdi ruh beden ilişkisinde bir şu anda orta bir derece var sıcaklık. Ruhumuz bedenimize, bedenimiz ruhumuza alışmış. Tamam? Bu ruhun seviyesiyle beden eşit. Ruh inkişaf ederse, eski halinden daha yukarıya çıkarsa ruh genişleniyor. Peki ruh genişlenince beden e, sabit, ruh âli oluyor. Yükselince, genişleyince bedenle ruh arasındaki mesafe artıyor. Bedenle ruh mesafesi artınca onun alameti bedende üşüme olur. Onun için örtün diyor. Peki ne zamana kadar? Bedeni ruhuna tabi olana kadar. Bedeni de takmayı doğruyu namazı niyazı yaşarsa eylemsel beden de ruha yanaşır. Beden, namaz, oruç gibi şeylerle e, yaşarsa ruha yanaşır. Bu sebeple beden ruhu eşit olur, üşüme kalkar. Selamünaleyküm. İkinci cevabı, çekirdeği niçin toprakla örtüyoruz ve toprakla, suyla, havayla, güneşle buluşturuyoruz? Niçin çekirdeği örtüyoruz? Ta ki içindekiler dışarıya çıksın diye. Peygamber ve Selam'ın da vahiy geldiği zaman içindeki yani bilku kuvve bütün kainatın çekirdeği hulasası, ruznamesi, harita oluşu dışarıya çıksın diye ve bedeni ruhuna intibak etmeye başlıyor ve imtizaç ediyor.